Zehra Grubun katkılarıyla hazırlanan Derdini Söyle başlıyor. Aşk odu evvel düşer maşuka andan aşıka, şem'i gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi. Bir derdim var. Kaldırımların yüksekliği, insanların sakatlara, bazı insanların bazı bakışları. Sakatlar olarak Türkiye'de yaşama zorluğu, Mecra'ya Derdini Söyle programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu bölümki programda lütfettiler, bizi uygun gördüler moderatörlüğe. Nasip olursa Hayati İnanç hocamla, kıymetli abimizle, üstadımızla <laughs> bir program yapmaya çalışacağız. İnşallah bizim için devlettir, nimettir. Hayırlara vesile olması ümidiyle Bismillah diyoruz. Ben dertlerimle başlayayım. Hocam. Estağfurullah. Ufak bir girizgah iziniz olursa. <laughs> Senin bacakların var da <laughs> ne yaptın diye soruyorum ben de kendime şimdi. <laughs> Estağfurullah. Evet. Buyur abicim. Estağfurullah hocam. Bir derdim var. Kaldırımların yüksekliği, insanların sakatlara, bazı insanların bazı bakışları. Sakatlar olarak Türkiye'de yaşama zorluğu, yaşam standartlarının, konforlarının, yetersiz olması. Bir sporcu olarak sponsor bulamama durumu gibi şeyler. Bunları ziyadesiyle arttırabiliriz. Evet. İlk aklıma gelenler. Bunların hiçbiri benim derdim değil. Bunların hiçbiri dert değil. Sakatlık Rabbül Alemin'den bir lütuftur. Bu dert dedikleri aslında benim nimet saydığım, devlet saydığım saadet saydığım lütuftur. Bunun sırrına vakıf olursak Olayları da farklı pencerelerden görürüz. Biraz daha ötelere bakma fırsatı bulabiliriz. Tabi burada hani böyle lütuftur, e, saadet'tir diyebiliyorsam bu muhterem anne ve babacığım vesilesiyledir. Siz kıymetli izleyenlerden ve muhterem hocamızdan da anne babama bir dua rica ediyorum. Allah onlardan razı olsun, bahtiyar Onların vesilesiyle bir dert görmemişiz, aksine bir lütuf görmüşüz. Derdimiz bir büyüğümle tanıştım. Bu söz benim hayatımı ziyadesiyle değiştirdi. Söz şöyle, her şey sevmekle başladı. Ben bu sözü öğrenene kadar kendimi iyi insan zannediyordum. Kendimi sevebiliyor, seviyor zannediyordum. Halbuki ne iyi insanmışım ne de sevebiliyormuşum. Hiç alakası yok, uzaktan yakından zerre yanaşamamışım. O kadar söyleyeyim her şey sevmekle başladı sözünden sonra benim hayatımın birinci kısmına ehem mühimlerimiz vardır ya sevmek oturdu. İnşallah hep de var olur. İnşallah. Ee, buradan yola çıkarak benim derdim şu hocam. Bir yarın gönlüne nasıl gireriz? Evvela böyle diyerek gireriz. İlk adım bu. E bizde ayak yok nasıl adım atacağız? <laughs> bizde var da ne oluyor? <laughs> Dedim ya. Şimdi azizim tam merkezinden yakalamışsın meseleyi. Bana hocam dedi ki her derdin her problemin o manada yani. felaketin Şekavetin sebebi dünya sevgisidir. Dünya sevgisi varsa bir kalpte artık bütün felaketler onun içindir. Muhakkak evet. atılması lazım kalpten dünya sevgisinin. dedi. Sene 1979 doğmana bir sana var. Evet. Ben bu sözü işittim. Şimdi nasıl kurtulurum ben saadete nasıl ererim? Ben Allah'a nasıl kavuşurum? Sualime verilen ilk cevap ilkler önemli. Dünya sevgisi kalpte varken hiçbir hayır hasıl olmaz. Onun atılması lazım. Dedi. Ancak dedi. Tabii ben pür dikkat dinliyorum. Evet. Ezber etmek istedim. Cenab-ı Hak da lütfetti. Ezber ettim. Fakat kalpten bu bela, bu felaket. Ne namazla, ne oruçla, ne zikirle, ne cihatla, ne hac ile, ne zekatla efendim çıkar. Hiçbir ile değil dedi. Bunların hiçbiri ile çıkmaz. Artık dikkatim keskinleşti, kristalleşti. Peki ne kaldı geriye? Can versen dahi yani orada geçerli başka bir şey var yani. iki çaresi vardır. Bir Allah dostunun gönlüne girmek ya da onu gönlünde bulundurmak dedi. Hayatımın merkezine koyduğum şey de budur benim. Sen de diyorsun gerçeği sevgiyle başlar. Aynı şey aslında haddi zatından. Eyvallah. Aynı şey sevgiyle başlar. Sevginin yeri kalp çünkü. Kalpten eğim bulunduğu anlatılıyor bize de. Ve şimdi sen de soruyorsun ki nasıl girerim? Evet, böyle bir Güzel var. soruyorsun. Güzel soruyorsun. Böyle ufak tefek dertleri, bahse konu etmedin. Hatta spordan şundan bundan bahsedelim dedim. Bir iskev yaptın. Hatırımda hocam. İyi yaptın. Boş ver Tamam. Yani istemezsen de anlat. <gülüyor> <gülüyor> o o, o kadarını ben istiyon edeyim. Masa tenisinde Türkiye'de derece sahibi, birincilikleri var. Enteresan bir, bir şey. Merak Eylül. oldum bir sahada. Ben de böyle top oynamayı severdim. Masa tenisi oynarken bir amcam vardı. Amca dediğim yani böyle nesepten değil. Seyit Kasım Arvas Van Müftüsü. Çok fazla bir zat idi. Belki duymuşsundur ismini. Birkaç kere mülaki oldum ben onunla. Çok nüktedan biriydi. Şöyle dumanı savurdu. <laughs> Elinde sigara var. Seyrediyor. Top bir gidiyor, bir geliyor, bir gidiyor, bir geliyor, <laughs> bir gidiyor, bir geliyor falan. Böyle muzip muzip baktı. Yani tabir mazur görürsün. Neticesi ne oluyor bu işin <laughs> <laughs> Dedim Kasım amca bu top böyle gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor işte. <laughs> neticesi nedir dedi. Neticesi i̇şte netice mi var? Yani e, Malayanizm'den da olan veya ne bileyim oyundan ibaret olan topun şahsında dünyayı bize nüktadan bir biçimde gösteriyor. Gidiyor geliyor diyor işte ya bırak Allah'ın seversen dert etme ya. Yani efendim şimdi bir büyük zat Şahın Akşibend talebesine sordu. Bunu öğretmek için. Evet. Allahu alem. Sen mi seviyorsun biz mi? Onlar. Sual çok çetin ve imtihan aslında yani sınav. Aşkın imtihanı bu. O çocuk da gayet samimi bir şekilde bildiğini söyledi. <laughs> Efendim siz bizi bize acıyorsunuz dedi. Merhamet ediyorsunuz. Biz de sizi seviyoruz dedi. Yani sevmeyi uhdesine aldı. Ben seviyorum. Şey sen acıyorsun demiş oldu. Bu cevabı kendisi beğendi de söyledi ama e, burada geçerli değil bu cevap. Hazret çekti. Ne varsa. Evet. Verdi. Evet. Çekti. Taş gibi kaldı. Sevgi gitti. Dedi. Kala kaldı. Eyvah dedi. Bitti yani bir anda. Tasarruf orada çünkü. Yönetim orada. Aynen. Direksiyon onda. Tasarruf onda. Anladı ve elini öptü. Bağışlayın efendim. Seven de sizsiniz dedi. Sevgi yukarıdan gelir yani. Malum divan edebiyatı ile ilgili olduğum için bana her şey bir beyti çağrıştırıyor. İçeride tanışırken de geldi bir beyt ama o şimdi dursun. Onu yazdım oraya. Bu baptaki beyt Kütahyalı gaybi merhumdan bir şaheser. Hakikaten yani bana ilk on beytini seç deseler mutlaka içinde yer alacak beyttir bu. Eyvallah. Aşk odu evvel düşer maşuka andan aşıka Şem'i gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi Aşk ateşi evvela muma düşer Oradan sana düşer ey pervane yandım diye sızlanıp durma <laughs> Mum yanmasa seni yakmazdı Yani sevilmeseydin sevemezdin Şimdi sorulacak birçok şey varken, derdin nedir diye gayet de ucu açık bir soru sorulmuşken, sen eğer ben nasıl kazanırım bu sevgiyi, o kalbe nasıl girerim diyorsan Aynen öyle var. dedirtenin davetindendir. Çekiliyorsun da ondandır. Boşuna olmaz. <laughs> Boşuna olmaz. Bunu arzu etmek kavuşmanın habercisidir, yanıp yakılmakta müjdecisi yanma yakılma başladıysa böyle eyvah yanıyorum diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri de cevap veriyor. Bı bırak yansın diyor. Kavuşma <laughs> müjdesidir o. <laughs> Çünkü odun yanınca kül olur da adam yanınca kul olur. O sevgiden behredar olan, hissedar olan, vayedar olan ancak böyle bir derde düşer. İşin başı sevgi denmesi ondan. Mübarek olsun, muhafazaya çalışmalı ve onu korumaya çalışmalı. Yoksa sevmek büyük iş azizim ya. Yani haddime mi düşmüş bakıyor. Bir avuç toprak ne sevmeyi öğrenet ben. öğrenmeye ömrüm yetmez ya. Ama sevilmek oluyor işte demek ki seviyorlar. Kabul edilenler sebepsiz kabul edilirler dediler. iyi mi? Kelime bak ya. Yani bir şeyin olduğundan kabul değil. Kabul edilenler. He. Sebepsiz kabul edilir. Sebepsiz ediyor. kabul edilir. Evet. Ya bu ben şuna yaptım da bir şey yapmadın ya sen de ya ha var? bir şey bir şey yapılmaya dair, yapmaya dair Mevlevi ekolünden. İçeride de Keçecizade'de yanmıştım ya. Bir bahane oluyor mu orada? Olur. Olur. Yani, bahaneler... yani yaptığımız bir şey değildir ama. Değildir tabii ama. Şöyle ben de müsaadeniz söyle, olursa söyle. E, programla ilgili e, aradıklarında çok keyif ettik, mutlu olduk. E, Dedim benim böyle bir derdim var ama senin ne haddine bunu çıkıp söyleyeceksin? Yani hani, dedin mi? Hakikaten <laughs> bu da var yani hani ben bunu burada söylüyorum ama. Evet. Ama söylerken de belki bir bahane olur sevmeleri artar. Bir kapıyı aralar, kapıyı çalmak olur. Yoksa haddimizden de değil. Keçecizade merhum bu bapta şöyle söylüyor. Kilab ı dergehimon la ya ben mensub olur muydum?'' Tevessül etmeseydim himmeti merdane gönlümden. Üf. Yani ben diyor o Allah dostunun kapısına diyor intisap ettim. Düzeltiyorum. O kapıya intisap ettim diyemiyor. O kapının köpeklerine bağlandım. Kilabı dergah-ı monlaya ben mensub olur muydum? Tevessül etmeseydim himmeti merdane gönlümden. Delikanlı gibi himmet ettik de ondan Adam gibi istedik de ondan, lazımı neyse onu yaptık, feda edilmek gereken neyse ettik de ondan diyerek ilk bakışta yani böyle bir kahramanlık övgüsü övülmesi zannedilen ama haddi zatında yola heves edenleri teşvik eden ya delikanlı gibi ikircikli olmadan tek yek kalp, yek vücut, yek cihet yani şöyle bir hizaya gir yani yani arzun tek olsun. Ona himmet diyorlar işte eskiler. Tek. Yeniler, modernler odaklanma der buna. Buna şunu da ekleyebilir miyiz hocam? Dertlerimiz de tek olsun. Tabii. Yani derdi teke indirebildiğimiz zaman. On kere demedim mi? Sevme dokuz yar. Of. Sekizde safa, yedide vefa olmaya zinhar. Müthiş. Altı ile beş, dört ile hiç başa çıkılmaz. Üçün ikisini terk ede kör, takala bir yar. Eyvallah. Karagöz oynatırken söylüyordu bunu Osmanlı ecdat. Güya eğlence. Ama ne diyor aslında? Kesretten vahdete, çokluktan birliğe. Çok takılma diyor bilmem ne diyor. On kere demedim mi sevme dokuz yar. Sekizde safa, yedide vefa olmaya zinhar. Altı ile beş, dört ile hiç başa çıkılmaz. Üçün ikisini terk ede gör takala bir yar. La ilahe illallah diyor. Allah de başka da bir şey deme diyor yani. Hazreti Veysel Karani ya coşturdun beni ya olduk burada hoca olduk ya Allah Allah min gayri haddin ve yakıtın. Bana nasihat et diyor. Hazreti Veysel Karani buyuruyor ki Allah'ı bilir misin? Bilirim diyor. Başkasını bilmesen de olur diyor. Efendim diyor uzak yoldan geldik hani. Bir nasihat daha şey yapsak. Yani Allah seni bilir mi diyor. Elbette yarattığını bilmez mi diyor. Başkası seni bilmese de olur diyor. Nasihat dedin ya bu da sana yeter diyor. Yani birlik başka gaye olmazsa tek evet. olursa işte dedim ya ona eskiler himmet, yeniler odaklanma falan gibi şeyler evet. söylüyorlar. O bu işte. Yani kalbi işgal etmeye aday çok sevgi, çok tutku olur. Dünya karışık bir yer. İllaki yani dünyayı dun demiyor. Alçak dünya demiş eskiler. Başey meciz edaniye dünyayı dun için Allah'adır tevekkülümüz, itimadımız. Şair Baki alçak dünyaya alçaklar gibi alçalmayız alçakça diyor. Allah'a tevekkül ve itimat ettik filan. Ee, birlik yani velhasıl. Hadi burada. Dünya denince de benim hep aklıma gelir. La rahate fi dünya. La rahate fi Dünyada rahat yok. Evet ha. dünyada rahat yok. Hadi burada hatıra gelen bir şeyi daha bu vesileyle bir hadisi kutsi mealini zikredelim de. İnşallah. Yani aklıma gelmişken yutmayayım. Lütfen. Hazreti Ayşe'ye soruyorlar da. Resulullah'tan bir şey naklet bize. Anne, ümmetin annesi. Bir ziyaret hasıl oluyor. Hayatta bulunan sahabiler karşılıyorlar. O da o anda hatırına gelen ilk Hadisi Kutsi, hadisi Cenab-ı Peygamber'in dilinden sadır olmuş Allah sözü. Ey Ademoğlu seni kendim için yarattım. Her şeyi senin için yarattım. Senin için yarattığım şeyler seni benden alıkoymasın. <laughs> Hocam bir tekrar da alalım mı buna? Müsaade Ey Ademoğlu evet. seni, kendim için yarattım, seni kendim için yarattım diyor Cenab-ı Hak. Eyvallah. Devam buyuruyor. Her şeyi senin için yarattım. Senin için yarattığım şeyler seni benden alıkoymasın. Evet. Yani orijinal ifade şu, men gafil meşgul etmesin. Aksine bana kavuştur. Bana kavuştur. Alettir, vasıtadır. Onları Eyvallah. kullan. Yani nasıl kullanacağını da bildirdim zaten. Diyor. Kullan ama gönül bağlama. Sevilecek o değil. Onlar senin hizmetkarın. Sevilecek benim, sevgili benim. <laughs> Allah kıskançtır. Evet. Amenna. Gayur. Dostları da kıskançtır. Dostları da kıskançtır. Başka bir yere meyyal olmamak Kıskanmak lazım. aşka dahil. Yani seven kıskanır. Seven Tahammül kıskanır. Tahammül edemez. Edemez. Yani ne diyordu Hafız Şirazi merhum? Sevgilimle geziyordum el ele. Haberim yok. Bakı vermişim bir güle. Utanmıyor <laughs> musun dedi ve ekledi. Ben varken nasıl bakarsın? Müthiş. <laughs> 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 Hafız merhum sanki koluna taktığı bir kızla gezerken gül bahçesinde terennüm ediyor zannediyor. alakası yok. Yani Allah yardır diyor. Başkasına bakarsan. Şimdi o yüzden şöyle bir işareti de bir şeyden alıyoruz. Nabi merhumdan. Hani olur ya insan sever birini. Dünyada da mecazi sevgiler, aşklar eksik değil. İyi ki de var ki, ki bunlar da bizi zaten abi götürür eğer mayın tarlasına girmezsen. Yani, yani bak, harama girmezsen. Muhamenna. götürür. Yani eğiticidir, egzersizdir, vasıtadır. Verdim sana dürci dili serbestemi ama pek sakla büyük yerden emanet var içinde. Kalbimi sana verdim diyor ey sevgili diyor aşık oldum sana ama diyor iyi sakla büyük emanet var içinde diyor kalpten bahsediyoruz büyük tabi kalbin ne olduğunu yani nazargahı e, Ömer ilahi, ilahi Ömer'ül Faruk'tan dinle ey Kabe vallahi çok kıymetlisin diyor Kabe'yi i Muazzamaya bakıyor övüyor fakat diyor Allah'a yemin ederim ki herhangi bir müminin kalbi senden üstündür vay, diyor vay, vay. E şimdi bu Kabe-i Muazzama kıble <laughs> ve ona bu deniliyor demek ki evet. kalp Aziz, muazzez, muhterem, mübecel, müberra, <laughs> mukaddes. <gülüyor> ama kalple alakalı da atışları değiştiğinde acaba kalbinde bir şey mi var falan gibi çok da kalple alakalı olmuyoruz. Yani e, yanlış bir laf etmeyeyim ama e, hani ya benim kalbim temiz derler. Tamam temizdir. Biz Hüsnüzanda bulunalım. Lakin kalple ilgilenmek gibi bir derdimiz olmalı. Değil mi üstadım? Yani neyle ilgilenirseniz bakın ben masa tenisi oynuyorum. Evet. Ee, günde çift idman yapıyorum. Çok tekrar gerektiren bir spor. Ben ne kadar ilgilenirsem masa tenisinde evet. o kadar ilerliyorum. Evet. Ee, ya adamın biri demiş özür dilerim sen sorunu unutmazsın. Hatlay meşgulken söylüyor bunu. Her gün egzersiz yaparlar ya. Eyvallah. Etmeliler, yapmalılar. Evet. Bir gün egzersizi ihmal etsem ben fark ederim diyor zaafı. Evet. İki gün terk etsem ustam fark eder. Üç evet. gün terk etsem herkes fark eder. Müthiş sustum daha <laughs> bir şey anlatmaya gerek yok. Yani e, gö götürmüyor, ihmali evet. götürmüyor. E, sen de diyorsun ki kalbim temiz çok da rahatsın. E, abi kalbi temiz olanların haleti bu değil. Bil akis, bil -akis. Nasıl mesela? Mesela oturuyordu birisi onlardan biri. Allahu alem zunnu Mısri. Bakıyor ki uzaktan abi çok enteresan bir şey ya. Mahallesinde bir yangın var. İlk bakışta da kendi evinin olduğu yer zannediyor. Ve Eyvallah. içine bir ateş düşüyor. Eyvah ev yandı filan. Sonra yanan evin başkasına ait olduğu, kendisinin olmadığı bilgisi gelince geçici bir ferahlık hasıl. Elhamdülillah çok şükür. Hasıl oluyor. Derhal kendine geliyor, kendine diyor ki. Yani sen başka kardeşinin evi yandı diye sevindin öyle mi diyor? Ve kendine verdiği cezaya bak. Evi dağıtıyor, satıp parasını tasadduk ediyor ve ömrü boyunca kendini affetmiyor. Yani kalbi temiz, kalbim temiz falan büyük iddia iyi de yani çok güzel olur da bu iddiada bulunamaz ki çok basit bir örnek. Normalde ee, <laughs> yani çocukları olanlar bilirler. Ee, çocuğunuza ne kadar eğilirseniz ne kadar ilgilenirseniz o kadar ilerler çocuğunuz. Tabii. O kadar iyi yetiştirmiş olursunuz. Bu meyanda bir tatile gönderdiğiniz zaman babaannesinin, anneannesinin yanına 10 gün, 15 gün geri geldiği zaman bir bakarsınız ki çocukta birazcık ayarlar değişmiş. Evet. İşte, büyükler evet. ilgileniyorlar vesaire. Siz ilginizi çektiğiniz an İşler değişiyor. Değişiyor. Şimdi en ufak bir şeyden en yükseğine kadar böyleyken kalple alakalı neden bir ilgilenme yok? Yani e işte tam o noktada. Her şimdi cildimizin an... güzelleşmesi evet, için kremler sürüyoruz. Evet, evet. İşte sporumuzun ilerlemesi için sürekli antrenmanlar yapıyoruz vesaire için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Üstüne üstlük, üstüne üstlük. Diğer azanın değil de kalbin. En önemlisi. Adında bir şey. Dönek demek. Evet. Ne tarafa? Kalp dönek demek. Evet evet evet. Abi bu korkunç bir şey. Neden korkunç? Abi öyle bir köprüden geçeceksin ki. Adı mev Mevt Ölüm. Evet. Bir defa tecrübe edilen bir şey. Ve onun ne kadar ciddi, ne kadar çetin bir şey olduğu anlatılırken kelimeler yetersiz kalıyor. Ve sen oraya. Böyle bir lakaydi ile Allah göstermesini bu çok Allah yani. Allah. O anda kalpte ne varsa ibre nerede duruyor çünkü devamlı dönüyor. Evet. Son anda ruh bedeni terk ederken kalbin vaziyeti neyse hüküm ona göre. O yüzden diyorlar ki oraya gelmeden önce şu terbiye işini hallet. Bitir tabi halin olsun yani. Ölmeden önce ölün o demek işte. Mutu kabla ente Ölmeden önce ölün dedi Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam. Allah-u alem. Nasıl yaşarsanız alimler böyle diyorsunuz. izah ettiler. Yani o işi önceden halletmeli ki oraya gelince şey, yani son nefese ben Allah derim yok, diyemiyorsun. Yok. Şimdi dersen dersin. Son nefese kadar diyorsan, diyorsan yapıyorsan yapıyorsan dersin. tabi evet. Tabii. İşte onun için ela bizikrillah tetmainnel kulub yani ayeti kerime mealini nasıl verdi büyükler. Yani kalbin itminanı, tatmin bulması, sekinet bulması, evet. oturması zikirle olur. Anmakla olur. Bunun başka yolu yok. Şair de bunu nasıl... Şaire bak. Sultan 3. Murat. <laughs> Yey tutarsa gerzeban, bil ser dahi tutar karar. Ne gelir ne kübet her kişiye dilden durur. Diline dikkat et diyor. Neyi anıyorsa oranın askeri olursun. Oraya bağlanırsın. O yüzden sen Allah'ı an da. <laughs> yani yanlış yere bağlanmayın. <laughs> Ya kıskanç dedik ya yani Cenab-ı gayret sahibidir. Başkasını alınca yani şimdi ben verdim sana. Kendimi tanıttım. Değil mi? Sevgilimin ümmeti yaptım. Ruh üfledim. Ruh verdim sana ve sen ona buna takılıyorsun öyle mi? Ya? Aman Allah'ım. Suluk erbabı süratle geçer <laughs> aşkı mecaziden. Cihanda kimse menzil ittihaz etmez pül üstünde. Bu da büyük bir şairimizdir. Çelebizade Asım. Adam Şeyhül İslam iyi mi? Beyte bak. Şöyle diyor. Kutlu yolun yolcusu. Yolda karşılaştığı çiçeğe böceğe takılmaz. Belki mecazi bir aşk olur. Kaçınılmazdır ama oraya bağlanıp kalmaz. Süratle geçer. Nitekim Köprü ne kadar güzel olsa üstüne ev yapan olmaz diyor. <laughs> dünya köprüdür. Köprüden geçilir. Oraya ev yapılmaz. Yaparsan yıkarlar. Yahu niye yıktınız? Otursaydık şurada. Buranın geçmesi güzel derler, kalması değil. Yani ahireti önümüze alırsak <laughs> dünya zaten peşimize koşacak. Senin hizmetkarın olur. Seni takip eder. Evet. Çünkü değersiz olduğundan. O evet. da bir değer bulmak için yaltaklanmaya başladı. Peşinden koşup duracak. <laughs> Sen de delikanlı gibi dur. Delikanlılık o işte. Yani hiç öyle tenezzülen eğilip yani ihtiyaç kadar alıp ondan sonra asıl ihtiyacı fark ettiğimiz için <laughs> gereğini yapmış olacağız. Işığa dönen gölgeyi arkada bırakır. Eyvallah. Gölgeye dönen ömür boyu koşsa yetişemez. Sonunda gaflet içinde, şaşırmış vaziyette kendini kabirde bulur. Ama iş işten geçmiş olur. Denilmiştir ki nasıl olsa ah diyecektir insanoğlu. Akıllı ol da onu şimdi de. Şimdi demeyen sonra der. İş işten geçtikten sonra der. Sevmek dedik. Kalp dedik. Nazargah-ı İlahi. Ee, Şah-ı Akşibend Hazretlerinden bahsettiniz. Ee, ben masa tenisi oynuyorum. Bir antrenörüm var. Antrenörsüz başladım ben masa tenisine. Eee kolay olmuyor bir antrenör bulmak oraları geçiyorum ne yaptın orada sen Türkiye'de Türkiye üçüncülüğü var üçüncülüğün var evet. yani bu böyle bir branş mı var ee, yani bacaksız olanlar <laughs> <laughs> çok güzel eyvallah ee, tekerlekli sandalye, sandalyeyle gelip evet hepsi öyle rakiplerin. hepsi öyle. Kendi, Sür, nasıl seyretmedim ben sizi ya bir gün maç yapalım hocam yapalım çok sevinirim yani ama o, avans isterim ben senden isteyecektim. <laughs> evet. Şimdi her bir şeyde bir ehil varken ben antrenörle evet, oynamaya işte başladıktan ehil. Evet. sonra ibre böyle yükseldi. Yani benim 1-2 yılda kat ettiğimi benim antrenörüm 3 ayda sağ olsun var olsun fırlatıverdi verdi. Evet, tabii, evet. Demek ki her şeyde bir ehil var. Yani buradan çıkıp evime gitmek istediğim zaman benim yürüyerek gidebilirim. Eski maratoncuyum bu arada. 40 kilometre koştum. Maşallah. Ondan sonra araya reklam verdim hocam. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Reklamı <gülüyor> da aldık yani. Taksile evet. taksiyle de gidebilirim. Evet. Toplu taşımayla da gidebilirim. Ama en kolayı var. En kestirmesi var. En konforlusu var. Ve bir ehil var. Sevmek, kalp, ehline müracaat şart. Her işte olduğu gibi. Her işte olduğu gibi. Yani bütün hayat bize bu dersi veriyor aslında. Dolayısıyla bununla alakalı bir Allah dostuna varmadan Yunus Emre Evet. bir mürşide varmadan olmaz sizin yanınızda okumayalım. Ee, Benim yanımda oku bilakis. Sen de yazıyorsun gördüğüm kadarıyla. Duyduğum kadarıyla. Eyvallah. Yazmaya niyet ettik. Oku bakayım bir iki tane ya. Ben seni her zaman bulamam ki ya. Şimdi heyecanlıların bakarak okuyayım müsaadenizle. Tabii olsun. bakarak oku. <laughs> Ruhun mu ateş yoksa o gözler mi alevden? Bilmem bu yanarda ne biçim korla tutuştu pervane olan kendini gizler mi Sen istedin, ondan bu gönül zorla tutuştu. Gün senden ışık alsa da bir renge bürünse, ay secde edip çehrene yerlerde sürünse, her şey silinip kayboluyorken nazarımdan, yalnız o ela gözlerinin nuru görünse, vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin, sen öldürüyorken de vururken de güzelsin.'' Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin. Ben. Sen öldürüyorken de vururken de güzelsin. randandı randan randandıdı randandıdı. Ran ran. Burada ne yalnız o yeşil gözlerinin nuru görünse demiş. Ben orayı düzelttim kendimce. Ela yaptın. Ela yaptın. Niye? Benim yarım ela gözü. O açıdan. ha <laughs> <laughs> Maşallah. Allah mübarek etsin. Amin. Allah mübarek etsin. Mutlak seveceksin beni bundan kaçamazsın. Bir soru ki bu ölsen bile asla açamazsın. Kıymetli izleyicilerimize Allah dostlarına varma noktasında e, benim ne ilmim var ne bilgim. Ne buyurursunuz üstadım? Büyük sualdir. Allah'ı seviyor musun diye sorarlarsa sus evladım dedi Bayezid-i Bistami talebesine. Çocuk şaşırdı. Neden dedi üstadım? Sus dedi çünkü sevmiyorum desen kafir olursun. Seviyorum desen onu sevenlere benzemiyorsun. Eyvallah. Sükut mevkiidir zor iştir. Ama ne yapalım ki aranan hazinenin nişanını verdim sana. Belki sen kavuşursun biz varamadıksa da diyerek vasiyetimize Eyvallah. işaret ediyoruz. Hocam müsaadeniz olursa buradan... E ee, çok farklı bir şey yapmak istiyorum. Eee İhyâül okumaya başladım. Ee, İmam Gazali Hazretleri'nin 5. Ee, kitabı İlim Kapısı. İlim Kapısı. Evet, kitap. evet. İlim Kapısı'na geldiğimde e, şöyle bir niyet ettim. Benim çocuklarıma bırakacağım bir tane vasiyetim vardı. Birincisi bir güzel sevsinler bir yar sevsinler, bir Allah dostu sevsinler. İkincisini İmam Gazali Hazretlerinin İhyası'nı okurken niyet etmişim. Kendileri daha bilmiyorlar. İki kız, bir oğlum var. ellerinize Allah bağışlasın ee, buradan onlara vasiyet etmiş olayım. Eee i ulûmil okumalarını vasiyet bırakmayı düşünüyordum. Buradan çok şefkatli evlatlarıma bir... çok şefkat. Evet. evet. Olsun. Tabi, babalıkta böyle bir şey. Yani evlada bırakacağın ne var ki zaten? Yani mal desen harcanıp bitiyor. Şöhret desen eninde sonunda yok oluyor. Evet. Yani kalacak olan budur. Tebrik ederim. Cenab-ı Hak onlara da iyilikler versin. iyilerle İyilerle karşılaştırsın. Şimdi Galiba zamanın da İşaret sonuna mı geliyor? Ne diyorlar? Kesin mi yani diyorlar? artık diyorlar. Yoksa yani biz birkaç, bir iki, saat daha çene çalardık. Birkaç kez ama. şey yaptılar. Ben görmemezlikten <laughs> geldim ama. Olmuyor ya. Yani. Kaçamam da şimdi. <laughs> Allah iyilikler versin. Gördüğüme, tanıdığıma çok memnun oldum. Sevindim Çok şerefli olduk hocam. Çok teşekkür ederiz. Allah adaşına benzetsin. Amin. <laughs> Görüşürüz inşallah. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. isan ettiysek affola. Hayırlı günler dileriz. Teşekkür ederiz. Zehra grubun katkılarıyla hazırlanan Derdini Söyle sona erdi.